Tekerlekler indirildi. Şu anda inişe geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir fren sesi gelmedi. Merhaba arkadaşlar. Simülasyon ve indie oyunlarını tanıttığımız kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Bomber Crew diye. Bomber Crew benim uzun zamandan beri radarımda olan bir oyun. Hem simülasyon hem de indie tarzı olması ve her şeyden önemlisi B-17 bir bombardıman uçağını kontrol etmemiz ki B-17 benim için çok önemlidir. Yıllar önce B-17 Flying Fortress diye Amiga'da oynadığım bir simülasyon oyunu vardı. Zamanının en iyi uçak simülasyonlarından biridir B-17 Flying Fortress. Onu alan aşkımdan dolayı bu oyunu uzun zamandan beri almak istiyordum. Bugüne kısmet oldu. Şimdi dilerseniz oyuna başlayalım New Game diye. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Biraz inceleme olacak, biraz beraber oynayacağız. Ben de bir şey bilmiyorum. Yıl 1942, 2. Dünya Savaşı'ndayız. Öncelikle training yapalım diyor, savaşa gitmeden önce diyor. Düşmanları öldürmemiz çok kolay falan gibi şeyler söyledi. Peki amcacığım. Ne yapmamız gerekiyor, hiç fikrim yok. Evet, tekerlek zoom yapıyormuş. Şu an bize kamera hareketlerini öğretiyor. Evet, yanımızda 3 tane önce uçağı var. Space tuşuna basarak tagging moda geçti. Tagging'e geçtik. Başka var mı? Bir tane de şurada var galiba. Evet, bir müddet tutmamız gerekiyor. Şu anda otomatik olarak benim varıyorlar, bunları vuruyorlar. Tamam, bir tanesini düşürdüler. Bununla bir şart diyeceğiz. Bunu bu vuramadı herhalde ya. 3 tane target varmış. Bir tanesi nerede acaba? 2 tane yaptık. Bir tane daha alması lazım. Bir tane daha alması lazım. Yukarıda mı? Ha, şurada. Bunları işaretledik, tekledik. Şimdi Space'e basıp Tagging Mode'dan ayrılın diyor. Ayrıldık. Select your gunner. Şurada bir gunner var galiba. Seçtik. Send your gunner'ı yukarıdaki kuleye gönder diyor. Orada kimse yokmuş. Evet, son dümene gönderiyoruz. Clark diye bir adam ön taraftaki kuleye bıraktı. Şimdi bu tarafa doğru gidiyor. Onu seçebiliyoruz mu? Şuradan seçebiliyoruz mu? Hadi Clark, çık şuraya. Buraya. Evet. Sanırım bu oyunda kontrolleri bilgisayarın kendisi yapacak. Şimdi arka kuleye gönder dedi. Kimi göndereceğiz? Aynı adamı mı göndereceğiz? Biz yapmıyoruz, biz vurmuyoruz. Personel vuruyor. Bu da güzel bir şey. Şu altta galiba yetenekler çıkacak ama şu an tutorial modunda olduğumuz için bir şey olmadı. Üste geri dön diyor. You will navigate. Tamam. Navigatörümüz varmış bir tane. Navigator şu işte. Tamam. Hah, şimdi Space'e bas diyor. Tagging. Yine tagging moduna geldi de. Geldik. Şu anda gideceğimiz yeri mi seçeceğiz bu sefer? İşaret edeceğiz. Evet, şurayı işaret edeceğiz herhalde. Tamam, işaretledi. Mantık şöyle. Hangi adam ne yapacaksa onu yapacağı şeyi işaret ediyoruz. Müddet noktalık diyoruz. Üste bir an önce geri dön dedi. Düşman geliyormuş bu arada. Radara bakın diyor. Sağ altta. Evet, düşmanlar İskele tarafından geliyor şu anda. Şu arka tarafta düşmanlar. Ambush, tuzağa düşündük. Pusu kurdular bize. Neredeler? Şu an radarımızda değiller en azından. Ama biz şeye gidelim. Şuraya işaretleyelim. Aha, geldiler. Tamam, bir tanesi tuttu. Diğerlerini de tekleyelim. Oo, birden fazla tekleyebiliyoruz. Şu bir tanesi teksiz kaldı. Tamam, birini vurduk. Bir tane daha gitti. İki kişi daha geliyor, iki düşman daha geliyor. Oo, bayağı kalabalık oldu bunlar ya. Oğlum, tutorial olduğunu emin misin? Kaç tane adam geldi? Ha, bunlar bizim elemanlar galiba. Desteğe geldiler. Şunu vursanız ya.
Marker'ı unutmayın diyor. Tamam. Evet, o yöne doğru gitmemiz lazım. Bir yandan üstüne dönmeye çalışıyoruz, bir yandan savaşıyoruz. Bayağı hızlı bir şekilde geçiyor. Bizim fighterlar da geldi yalnız, onları almayacaklar. Tamam, bayağı adam düşürdük ya. O bir tane daha düşürdük. Şunları da alalım. O bir tane daha düştü. O iki tane birden düştü. Üstüne geri dönmeye çalışıyoruz. Birisi fena yaralandı ama hala düşmedi. Onu kaçırmayın. Kaçırmayın, kaçırmayın. Kaçtı. Bir tane daha mı geldi? Yok, bu bizden. Tamam, markerı unutmayın diyor. Markera gidelim. İneceğiz galiba. İnişte şeye ayarlayın diyor. Pisti seçtik. Bu pist mi ya? Bir dakika, pist değil o. Ha, pist, iniş pisti, evet. Evet, inişe geçiyoruz şimdi. Tamam, iniyoruz. Vallahi geldi çocuklar, bakın, of of of. En sevdiğim şeydir bir uçakta iniş yapmak ve kalkış yapmak. Tekerlekli. Oha, uçak darmadağın olmuş. Pilot'ı seçin diyor, seçtik. Ne oldu lan? Ha, tekerlekleri indirmedik. Çok iyi ya. Evet, tekerlekleri indi, tekrar taklayacağız galiba. Şimdi tekrar taklamamız lazım. Ters gidiyoruz. Tekrar hız alacak sanıyorum. Henüz fikrim yok. Niye bu tarafa gittiğimize dair. Evet, dönüyor. Önceden aslında bilseydim tekerleri açardım. Tekrar geliyor üstüne. Çok güzel bir iniş açısı seçti. Kimdi bizim pilot? Travers. Ne olacak bilmiyorum oyun hakkında. Ama çok seveceğime eminim böyle. Bu tarz oyunlara bayılıyorum çünkü. Evet, tekerlekler indirildi. Şu anda inişe geçtik arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bir fren sesi gelmedi. İşte. Yani hemen durduk. Evet. Tutorial kısmını bitirdik. Bakalım bundan sonra ne olacak? Achievement aldık bir tane. 900 pound para verdi bize. Onarıldı falan diyor. Fotoğraf çekmemişiz galiba. Fotoğraf resmi var. Üste düştü, döndüğümüz için puan ve görevi bitirdiğimiz için puan verdi. Devam diyelim bakalım. Evet, bütün tayfa geri döndü. 4 tane tayfamız varmış. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Debrief'ten çık diyor. Tamam. Ara tutorial'a devam ediyoruz sanıyorum. Şimdi yeni adam recruit var, Crave Gear var. Üstlerine item, silah falan alacağız herhalde. Bir de aircraft var. Öncelikle şuradan başlayalım. Yeni asker mi alacağız acaba? Oo, 5 tane asker geldi. Peki. Şimdi 3 tane, bunlar mekanik mi? 2 tane de şey var. Bunları nasıl görüyoruz? Özelliklerini. Ama bizim neye ihtiyacımız var onu bilmiyorum öncelikle. Cancel diyelim, sonra geliriz buraya. Bizim tayfaya bakalım. Bizim tayfada neler var? O bayağı güzelmiş. Burası bizim karargah. 4 kişi vardı ya. Tamam. Bu adamlar neci şimdi? Ne olduğunu bilmiyorum. Drivers. Bu pilot. Pilot bu. Navigator. Yön bulucu. Okey. Bu radyo operatörü. Diana Stewart. Ve Audrey Clark. Bu da Gunner. Tamam. Şimdi özellikleri var bu adamların. Armor diye herhalde zırhı. Speed hızı. Termal 8 derece mi diyor? Ne diyor bilmiyorum. 8 mesela şunun kaç? Onun 2. Ne işledi hakkında fikrim yok. Oksijen 0. Survival 3. Karada ve denizde mi demek istiyor acaba? 3-1. Bu özelliklerine bakacağız ne olduklarına. Bu arada bu adamın üstündekileri görüyoruz. Full preset. Starter flight set var veya 500 para karşılığında basic flight set alıyoruz ama 500 bizde bu 0.
Acaba bu nasıl kazanılıyor? Ekstra para değildir inşallah. Dışarıdan para karşılığında, gerçek para karşılığında alacağımız bir şey değildir. Okey. Uçağımıza bir bakalım. Uçakta neler var? Livery. Ha, uçağa skin yapabiliyoruz. Base paint. Klasik ama bunları para karşılığında. Yok. Bunlar bedava olabiliyor. Pumpkin spice. Şöyle bir şey var. Bu da para karşılığı. Bunlar herhalde bedavadan olabiliyor. Yani şu klasik. Şu anda duran hoşuma gidiyor. Değiştirmeye gerek yok. Burnuna yazı koyabiliyoruz galiba. Custom. Customize. Ne yapabiliyoruz kendimiz? Ha, kendimiz mi boyuyoruz? Bir dakika, bu ne, anlamadım. Şöyle bir şey yapsak mesela. Save desek. Ha, burnuna böyle bir şey koyuyorlar. Ama güzelmiş. Güzelmiş. Antibat. Kendi yaptığımız şeyi de koyabiliriz. Oraya güzel bir şey yaparız bir ara. Şimdilik şu vampir dursun. Nasıl olsa para vermiyoruz. Tamam. Motorların üstüne bir şey koyabiliyoruz. Köpek balıkları var. Aa, güzelmiş. Bunu da koyalım. Bunu yapmıştık. Kanatlara ne koyuyoruz? Kanatlara da custom kendimiz bir şey yapabiliyoruz. Veya bal kapağı koyabiliyoruz. Mesela customize diyelim. Bunu nasıl siliyoruz mesela? Aa, güzelmiş bu ya. Hoşuma gitti. Şöyle bir şey de yapabilir miyiz mesela? Şöyle. Şöyle. Şöyle bir şey yaptık mesela. Ondan sonra buraya da böyle koysak mesela, save desek nasıl bir şey olacak? Hoş, güzel. Tamam, şimdi gördürsün. Bunları düzeltiyoruz. Bir de waste text diyor. Yazı koyabiliyoruz. Nereye koyuyoruz? Black text. Oo. Oo. Hemen tekstimizi değiştirelim. Ne olsun? Tabii ki zin sim. Yeterli. Yes, güzel. Ne istiyorsun? Tamam. Gun turret, her şeyi customize edebiliyoruz galiba. Ha, silah, bunlar daha iyi silahlar. Para karşılığında alacağız ama bu 300 parayı nasıl kazanacağız onu öğrenmemiz lazım. Ha, bunu görevden veriyor, bunu anladık ama bunlar bakalım nasıl alacağız. Sistemleri upgrade edebiliyoruz falan filan. Tamam. Şimdi overview'e gittiğimiz zaman ne var? Üssü genel olarak gösteriyor. Main campaign progress. Buradan da oyun ilerlemesini göreceğiz galiba. Okey. Ne yapalım? Bir öncelikle tayfa alalım. Şimdi şunlardan bizde yok. Adley, McKay, McLeod. Ben bunu alacağım. Şimdi anladığım kadarıyla ikinci bir tane pilota ihtiyacımız var. Şurada bir tane pilotumuz eksik gözüküyor. Eğer bu pilot işareti ise değil. Bu şey, gunner işaretiydi. Arkasından da bir tane bombura ihtiyacımız oldu mu tayfa tam olmuş oluyor. Şimdi bombacı mesela bu Jones'u alalım. Okey, recruit. Bombacı da tamam oldu. Şimdi bir tane daha gunner almamız lazım. 3 tane gunner var. Bunların içerisinden de Richie'yi alalım. Record. Tamam. Ekip tamam arkadaşlar. Şimdi ekibimizin üstüne bir şeyler almamız lazım galiba. Sırada o var. Evet, yeni ekip, yeni gelenlerin üstlerinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi onları giydirelim. Şimdi MacJay. Ondan sonra Flight Suite. Bunlar bedava mı, paralı? Termal bir şeyler katıyor. Bunlar daha fazla bir şey katıyor. Full preset dediğimiz zaman bunlar set olarak satıyor ama bunları alamıyoruz şu anda. Okey. Mavi bir tane elbise alalım. Okey. Kafalık. Galiba şunu alacağız. Başka yok. Tamam. Oksijen alamıyoruz. Paramız yok. Chest olarak bunu alıyorum. Eldiven. Zaten varmış. Ayakkabısı zaten varmış. Bir tane gunner'ımız daha vardır içi diye. Buna da bir şey alalım. Yine flight suit olarak. Şunlar oyun bonus mu veriyor bana bilmiyorum. Şey var. Ama buna da basic royal alacağım. Edgear. Şunu almadık galiba. Okey. Kafalık alalım. Bunları alamıyoruz zaten. Ha, bir tek şunu alabiliyoruz. Okey. Neredeydi bizim eleman ya? Clark'tı değil mi? En son baktığımız. Tamam.
Eldiven, ayakkabı, bunlar tamam. Bir de Jones var yeni gelen arkadaşlardan. Buna da bir flight suit alalım. Hangisini alalım? Hadi buna bu sefer bunu alalım. Winter Jumper. Bu neciydi? Bombacı yeşil olsun. Üstünde de geyik resmi çok tatlı yapmışlar. Equip diyelim. Kafalık alalım. Light Flag Vest alalım. Bu arada paramız da 1145'e kadar düştü. Başka da bir şey almamıza gerek kalmadı. Training diye bir şey var. Bunları eğitiyoruz galiba. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz galiba. İkinci skill'i 7. level'da ısıracak. Yani şu an ya bunu seçeceğiz ya bunu seçeceğiz. Ondan sonra bu neymiş? Emergency Landing Anywhere. Ha bu pilotumuzdu değil mi? Bir de Bailout var. Anladım. Peki pilota Bailout. Yani Automatic Order Rest of the Crew Grab Parachute Bailout. Ha, uçak yanma durumundayken tüm pilotlara otomatik olarak hadi paraşüt atlayın gibi bir özellik bu. Tamam. Bunu seçmiş olalım. Mühendisin herhangi bir şey seçilemiyor. Herhalde level'ı yetmiyor. Bu da şu anda level'ını gösteriyor. Birazdan level atlayacak pilotumuz. Daha önce oynamıştı. Makçe yeni katıldı. Herhangi bir şey alamamış. Navigatörümüz de şu anda herhangi bir skill'i yok. Radyo operatörünün yok. Clark'ın yok. Rich'in yok. Ve Bomber'ın yok. Yani güzel olan bir şey her şeyinizin, tayfanın, her crew'un özel özel skill'lerinin olması. Üstüne bir şey giydirebilmeniz. Bir şekilde RPG gibi yapmışlar. Hoşuma gitti. Ve briefing var. Briefing de herhalde yeni görev almak için. Evet, main campaign buradan başlıyor. Enemy Fighter Aces diye bir görev var. Buradan ilk görevimize çıkacağız sanıyorum buna bastığımız zaman. Şimdilik birinci bölüm bu kadar. Ben burada kesiyorum, oyunun genel anlamıyla nasıl olduğunu gördük. İkinci bölüme tekrar başlayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümü mutlaka seyredin. Çünkü aksiyona gireceğiz. Şu anda sadece giriş bir tanıtım yaptık. Oyunun ana mekanizmasına baktık. Bir sonraki bölümde ve çok kısa bir sürede size bir ikinci bölümü yayınlayacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.